Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün hava çok öğlene kadar sıcaktı. Şimdi akşamüstü artık, akşam yaklaşıyor. Öğleden sonra çalışmaya giremedik. Yukarıda getirdiğimiz odunları kapının önüne atalım. Ondan sonra içeri gidip çekiyi yapabiliriz. Çayla içeceğiz değil mi? Lakin çek telsiz itilir mi? Şöyle bozuk havada güzel bir keklen şöyle çaylı. Kışın hep kar bekledik bekledik gelmedi. Nasıl? Kışın hep kar bekledik bekledik gelmedi. Şimdi de yazı bekliyoruz. Güneş geliyor, yaz geldi diyerek ama. Öğleden önce çok bir sıcak vardı. Yaz geldi dedik artık ama yine soğuk geldi. Duman sis geldi. Malzememizi getirdik. Şimdi çok soğuk da bayağı. Ben eve gidiyorum. Evet arkadaşlar. Bugün hava yağışlıydı. Öğleden sonra çalışamadık. Evde duruyoruz ve canımız şöyle bir çekiş istedi. İnşallah hanım da başladı kek yapmaya. Güzel bir kek yapar inşallah ve beraberce çayda içeriz. Malzemeleri ne hanım? 3 tane yumurta koyduk. Bir bardak şeker. Bir bardak yağ. Bir bardak. Bir bardak yağ. Hamur kabartma tozu. Başka? Vanilin de var mı? Bunlar işte yok. Vanilin. Soda bu. Soda, yağ, yumurta, şeker. Bir de un. Bizim ürünümüz Kızılay maden sodası arkadaşlar. Güzel beyaz değil mi? Evet. Tepsiye yağ sürdüm. Blender da bu değil mi? Evet. Teknik bir hata oldu. Bizim blender kaşık. Ya blender'ı kullanmasan işte. Öyle olur. Olsun öyle şeyler olur mutfakta. Nazar mı ettim acaba yoksa çok evet. Aynı böyle çırpıyordun. Nazar yok. Şekerini eritelim. Verilmedi mi ya? Hemen hemen eritelim. Eritelim. Evet. Şekerimiz eridi. Yağımızı da döküyoruz. Sıvı yağ mı değil mi? Zeytinyağı değil. Aha, sıvı yağ. Soda kaynama yapıyor mu? Oo, yapıyormuş bak. Vay be. Şey yapar. Soda kaynama yapar. Bu
yoğurtta veya sütte mi daha iyi oluyor, sodayla mı? Daha güzel oluyor. Sodayla mı? Sodayla daha güzel oluyor. Bakalım göreceğiz inşallah. İnşallah. Bir terslik olmazsa güzel olacak. Terslik ne olur ki? Kabarmayabilir. Ama daha önce kabardı, bu sefer belki kabarmaz. Kabarma kabarır da kuzine sobada yapıyoruz belki. Yok, sobada bir sefer. Ayar tutturabilir mi? Daha önce de sobada yaptı. Sıcaklık ayarı tuttu mu? Olur. Bir şey olmaz yani. Şu bu kabartma tozları falan bozuk olmazsa kesinlikle kabaracak inşallah. İnşallah. Çünkü bu tepside mi, şeyde yapsaydık olmaz mı? Çek kalıbında. Bu yoksa olmaz mı onda? Olur ama bunda daha, sobada bunda daha iyi bize. Daha iyi değil mi? Yani biz bunu alıştık. Her şey için zaten bu tabii. Kuzine evet. Sobada bu olur değil mi? Ya, o da olur, fark etmez. Olduğunu onda da olur da. Bizim bunda daha iyi tutturabiliyoruz. Klasik tepsimiz. Çocukluğumuzdan beri bunları da yapıyoruz. Köy hayatı, evet. Köy malzemesi. Aynen. Her şey doğal olmalı değil evet. mi? Evet. Oldu mu? Oldu ama biraz tam çırpalım. Hamurumuz tamamdır herhalde değil mi? Çekin tamamdır. Hamur. İnşallah. Tepsiye koyalım. Çok ince sanki. Kabaracak mı? İnce değil, kabaracak. İnşallah. İnce olur mu tepsi? Yarı oldu neredeyse. Tepsiyi doldurur mu? Doldurmaz değil mi? Tam dolmaz da yanaşır. Yarıya kadar çıkar. Yarıyı geçmesi lazım. Evet, şimdi tamam mıdır? Fırına değil mi? Fırına gitmeye hazır. Sobamız kızması tamam mı acaba? Soba kızmıştır. Evet. Bunu da açalım. Ayağı ısırmış soba. Bak çay gözükmüyor. Pişecek, soğuyacak. Çay hemen kaynıyor. Çay ıhlamurdan mı içelim yoksa şey ne? Hangisini de yapalım? Yıkamur istersen yaparım. Tamam, yıkamur yaparak. Tamam. Kekimizle beraber yıkamur çayı içeceğiz. Onu da hanım bakıp temizliyor. Gerçi temiz zaten de yani. Temiz bir gözden geçiriyor. Bakmadan olmaz. Tabii bakmadan olmaz ya. Bu ıhlamurları arkadaşlar kendi ağacımızdan burada köyde Rize'den getirmiş dikmiştim. Rahmetli Mustafa amcam vermişti Rize'de. Çayını yaptığımız amcamız ıhlamurun filesini ondan almıştık. Burada diktik büyüdü. Şimdi de topluyoruz işte böyle
Bunlar geçen seneden, tabii bu seneninkiler daha olmadı. İnşallah bir ay sonra olurlar, 20 gün bir ay sonra. Bir ay daha gider mi? Bilmiyorum işte o. Havalar bozuk olduğu için belki geçer. Bunlar da arkadaşlar tamamen kuru ve serin yerde. Güneş almadı. Güneş almayan bir yerde kurutuluyor. Böyle yeşil kalıyor işte güneş. Almadan zaten güneş aldığımız zararlı olur. Evet arkadaşlar, şöyle bir çekimize bakalım. Ne durumda? Maşallah. Doldurdu. Hemen hemen. Maşallah maşallah. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bir hamurları önce bir yıkıyoruz arkadaşlar. İki sefer mi? Bunların çiçek tozları üstlerinde var. Yıkadığında çiçek tozları. Çiçek tozları yıkadığında çıkar, yıkamadığında. Çiçek tozundan bir şey olmaz. Bir şey olmaz da çayın üstüne çıkıyorlar. O yine içi çiçek zaten. O bazı içinde açan çiçeklerin tozları. Evet, demliğimize de koyduk arkadaşlar. Şimdi üzerine soğuk suyu da mı? Soğuk su dökeceğiz üstüne. Kaynar su dökülüp böyle 10 dakika falan beklettin mi? Ondan kaynasa daha güzel olur ama kaynatıp alacağız yere. Tamam, 5 dakikadan fazla kaynatmıyoruz değil mi? En fazla 5 dakika. Fazla değil. Çayımız ne durumda hanım? Kaynamadı ama kaynama üzere. Kaynama üzere. Evet. Çek. Ne durumda? Pişti mi acaba? Bakalım, pişmiş. Bakınız. Pişmiş. Şu taraftan biraz yok, fazla kızarmış ama çok güzel. Bir şey yok. O kadarını demiş olmaz. Evet. Güzel. Eline sağlık. Afiyet olsun. Kabarması falan çok güzel değil mi? Yani öyle olur. O kadar kabarır. Güzel kabarır. Çok iyi. İlhamur çayımız 5 dakikadır kaynıyor arkadaşlar. Şimdi yan tarafa alıyoruz. Ve çekimizde soğuduğu zaman kesip ilhamur çayımızla beraber içeceğiz, yiyeceğiz inşallah. Altı ne güzel. Biraz maşallah. Daha çabuk soğur, bunda soğusun. Kalınlığına bir bakalım. Kesin mi? Yok, şey olarak. Kırılır mı? Kırılabilir, fazla kaldırdın. Ha, güzel ya. Evet. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar, çekimiz artık servise hazır. Soğudu. İhlamur çayından beraber içeceğiz inşallah. İyi bak, yapışmada yapışmıyor. Niye? Bıçağı. Bıçağı yapıştı mı pişmemiş olur. Öyle mi? Tabii, hamur olduğu bıçağı yapışır. Keserken bazen de böyle şey olmaz. Yok, olmaz. Öyle yapışaysa pişmemiştir. Güzel değil mi? Pamuk gibi mübarek. Evet. Çayımızı da dolduralım şimdi. Ay mübarek. İhlamur çayının kokusu bir de bir başka. Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.